Arkadaşlar hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Birkaçta videolarımı hep burada çekiyorum çünkü evimde başka müsait hiç alan yok gerçekten. Ama yakında İstanbul'a dönüyorum. İstanbul'daki evimde videolarıma devam edeceğiz. Umarım iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Bugünkü videomuzun konusu benim TikTok'ta Sare ile Aramızda diye bir hesabım var. Podcast sayfamın hesabı. Oraya attığım ilk videoda böyle popüler olan ama sizin sevmediğiniz bunu bir şey var mı diye sorduğum bir soruydu. Ona da hiçbir zaman cevap verememişim üstünden de. Bir ay falan geçti. Gerçekten ama dedim ki bu video bugün bunu konuşalım. Böyle biraz eğlenceli olacağını da düşündüm. Ama can sıkıcı kısmı yazılan çoğu şeyi benim sevmem. Siz sevmeseniz de. Ama böyle herkesin vardır ya. Şu çok popüler ama niye ya? Ne kadar iğrenç bir şey bu dediğimiz bir şey. Ya da ne alaka dediğimiz bir şey vardır ya. İşte hepimizin bu dediği şeyleri biraz böyle topladım. Bugün bunu konuşalım istedim. Bayağı bir kişi, oradaki yorumlara bakabilirsiniz. Ben şimdi bazı şeyleri buraya koymayacağım. Çok fazla kişi insanları yazmış. Birkaç insanı işte, influencerları falan. Ama onları burada okumak istemiyorum. Çünkü ayıp biraz bence videomda bulundurmam bunu ve bu konu hakkında yorum yapmam. Ama dediğim gibi siz merak ediyorsanız, telefon çaldığı için küçük bir kesintiye uğradım, kusura bakmayın. Ama dediğim gibi siz o sayfadan yorumları görebilirsiniz. En başta şöyle bir yorum gelmiş. Popüler olup sevilmeyen şeyler başlığımızın altına. Aşırı fazla kahve içmek yani hiçbir anlamı yok. Neden? Elde var bir. Popüler olup benim yaptığım şeyler. Şimdi kahve içmeyi çok seviyorum. Bunu nasıl bir neden sunabilir ki insan? Yani çok güzel değil mi tadı? Hani soğuk kahve, karamelli kahve, vanilyalı latte. Ha, bin bir çeşit karamel macchiato, işte ice pumpkin spice latte'si, şudur budur, hani kahvenin bir sürü çeşidi var ve hepsinin ayrı ayrı tadı var bence. Ve benim mesela gün içinde günün en sevdiğim kısımlarından biri kahve içtiğim kısımdır. Bence kahve aynı zamanda bir yapı taşı. Hani keyifli bir sohbetin kahve eşliğinde yapılması, işte hani bir ayılma hissiyatının kahveyle beraber geldiğine inanılması. Hani kahve bir yapı taşı bence günlük rutinimizde aynı zamanda. O yüzden insanlar çok seviyor kahveyi. Ben de çok seviyorum. Yani bunun bence mantıklı bir nedeni yok söylenebilecek. Sadece çok sevilen bir içecek. Kahve dediğiniz şey hayatımda, yani bu yoruma asla kasmıyorum. Çok severim kahve. Çok severim yani. Hani benim videolarım bile bana böyle kahve hissiyatı veriyor. Anladınız mı? Kahve. Kahve. Uzun protez tırnaklar yazmış biri. Evet, bunun modası kalmadı bence de. Artık yani mesela kalıcı oje falan, tamam, ben de onları kullanmayı seviyorum. Çünkü tırnak dediğiniz şey kırılan bir şey ve çok rahatsız edici. Mesela şu an tırnaklarım çok kötü halde çünkü hepsi kırıldı. Ben de çok uzun protez tırnakları hiç güzel bulmuyorum. Ve bence güzel bir görüntü hissiyat da vermiyor. Benim fikrimce. Buna da katılıyorum. Aşırı fazla takı yazmış biri. Elde var iki. Popüler olup benim yaptığım şeyler. Yani şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Hani şu an beni görüyorsunuz. Böyleyim. Şimdi şöyle düşünün. Böyle daha mı iyi mesela? Hani bence şu an daha düz duruyorum. Hani çok fazla takı, çok fazla takı bunaltabiliyor. Zaten olan bir kıyafete yaptığınız eklemeler sizin kombinizi oluşturan şey bana göre. Hani ona taktığınız bir takı, kemer, şapka, saç bandı, gözlük. Benim hayatımın bir parçası takı takmak. O yüzden katılmıyorum. Biri Harry Potter serisi yazmış. Katılmıyorum. 3. Arkadaşlar bakın, bu konudan o kadar tartışabilirim ki herkesle. Şimdi Harry Potter en sevdiğim film serilerinde ilk 3'e girer. En sevdiklerimden biri. Bana böyle sana huzur veren bir anı resmet deseler, annemle salep içerken böyle salonda kış mevsimiyken kalın çorap giyip Harry Potter izlediğim zamanları hatırlarım. Hani onun yeri bende çok ayrı, çok nostaljik ve hani bana aile sıcaklığını hissettiren bir film. Yani aslında bazen film değildir olay, anladınız mı? Mesela Shrek, Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Hani bu filmler her zaman bana çocukluğumu ve ailemle geçirdiğim zamanı hatırlatıyor. O yüzden yeri hep bende çok ayrı. Ama ayrı olarak şimdi Harry Potter'ın ilk 3 filmi, zaten ilk film yapılırken çok bir beklentiyle yapılmadığı için benim bildiğim kadarıyla, 3 film biraz daha böyle size animasyon filmi gibi hissettirebilir. Yani sanki böyle çizgi film izliyorsunuz hissiyatı verebilir. Ama Harry Potter'ın bütün serisi bence çok güzel ama ayrı olarak son 4 filme bildiğiniz John Wick filmlerinin verdiği aksiyonu ve heyecanı veren, ya gayet akan bir film yani. Harry Potter ama asla kasmıyorum arkadaşlar. En sevdiğim film. Dediğim gibi bir kere daha. TikTok'ta olan bazı akımlar. Dubai çikolatası aşırı abartılıyor. Dubai çikolatasının aşırı abartılmasıyla alakalı çok yorum gördüm.
Şimdi çok güzel tadı bence. Ben çok sevdim. Ama bu kadar abartılmasına gerçekten gerek yok. Mesela sadece Dubai'de bulunurken biraz daha değerliydi. Çünkü hani Dubai'ye gidenler yiyordu. Ama şu an markette bile var yani. Bakkallarda bile satılan bir şey. O yüzden bu kadar abartılmasın artık. Yeter yani. Durdu herhalde biraz ama bir yerden sonra gerçekten bir şey çıktı bence de bu Dubai çikolatasının. Çünkü artık her yerde var arkadaşlar. Yani herkesin ulaşabildiği bir şey yani. Niye bu kadar insanlar bunu abarttı bilemedim ben de. Clean Girl çok abartılı ve Burcu Yaprak Sarması. Bu çok şey bir yorum olmuş. Yani ne alaka Clean Girl ile Burcu Yaprak Sarması ama Burcu Yaprak Sarması'nı hiç yemedim arkadaşlar. Görmedim de çok. Bilmiyorum nasıl abartılan bir şey ama Clean Girl era bence de çok abartıldı ya. Ya genel olarak bazı şeyler çok abartılıyor ya. İşte strawberry makeup, işte latte makeup, clean girl makeup, işte cold makeup. Hani ay Allah şuranıza değil buranıza sürüyorsunuz birinde. Birinde bronzer'ı fazla sürüyorsunuz. Yani hani bunlar içerik bakımından iyi oluyor tabii ki. Ben hani videosunu çeksem izlenecek belki de. İnsanlar merak ediyor ama hani her makyaja ait isim takamayız böyle işte smokey. Hani bildiğimiz 3 makyaj var. İşte smokey eye, işte bu kadar yani. Benim bildiğim bir makyaj türü vardı. Şimdi 15 tane makyaj türü türedi ve neyin ne olduğunu anlamıyorum artık. Erkekler bile TikTok çekmeye başlamış ya. İşte şu make-up hayır, şu make-up hayır, şu make-up'ı yapan kızlar o falan. Hani ne anlıyorsunuz ki? Size şurada makyaj malzemelerini göstersem kaç tanesini anlayacaksınız acaba? O yüzden bütün makyaj türleri çok abartıldı bence. Herkesin bir duraksaması lazım yani. Bütün makyajlara ayrı ayrı isim takamayız arkadaşlar. Yeter yani. Gerçekten yeter. Burcu Yaprak Sarması konusunu bilemedim arkadaşlar. Bayağı bir kişi Taylor Swift daha yazmış. Buna katılıyorum. Taylor Swift'i sevmiyorum arkadaşlar. Yani 3 şarkısını falan dinliyorum şu an. Sevenlere bir zorum yok ya da ama bu kadar abartılmasını ben de anlamıyorum. Yani Selena Gomez bile ki uzun süredir şarkı yapmayan biri olarak daha iyi yani bence. Özür dilerim. Zaten benim favorim Rihanna'ydı her zaman. Hani herkesin küçüklük... Ay ayağım uçtu. Kombinimin uyumuna bakar mısın? Üstüme güzel korse giydim. Üstüme Everkası, altıma da pijama. Kusura bakmayın. En başta makyaj videosu çekecektim. Sonra makyajım hiç içime sinmedi. Arkadaşlar, 2 gündür size video çekmek istiyorum. O kadar çekemedim ki her videoyu başlattığımda bir mal gibi konuştum. Bir konuşamadım, bir makyaj yapamadım, bir kendimi iyi hissedemedim. Hani çok şeydi. Ben de o yüzden sizden gelen fikirleri yorumlamak istedim. En çekebildiğim, en mentalimin şu an izin verdiği video bu oldu. Neyse. Geri dönersek. Herkesin böyle küçüklük crush'ı vardır ya işte. Kızların özellikle. Ama kız. Hani Justin Bieber falan demiyorum. Benim Rihanna'ydı o kişi her zaman. Hatta küçükken Rihanna 88 Türkiye diye bir sayfam vardı. Galiba 88 doğumluydu Rihanna ya da 85 mi? Ama 8'li bir şey olduğunu eminim. Böyle bir fan sayfam vardı. Rihanna'nın fotoğraflarını paylaşıyordum sürekli. Küçükken böyle bir sayfam vardı. Ağır Rihanna'cıydım. O yüzden hiçbir zaman Taylor Swift'i ne çok dinledim, ne çok sevdim. Şu anda niye bu kadar abartıldı bilmiyorum. Şu anki şarkıları mesela bence daha kötü hatta eski şarkılarına göre. Biri Ag yazmış. Kesinlikle lise öğrencisinin kombinlerine bile uyacağını düşünmediğim o botumsu pandufumsu ayakkabı. O kadar çok herkeste var ki beynin bir köşesinde alınacaklar sepetinde. Arkadaşlar Ag yani bazı şeyler artık yani herkesin aldığı bir takım şeyler var artık. Yani daha pahalı ürünler, orta fiyatlı ürünler, işte uygun fiyatlı ürünler. Bazı ürünler var. Ne bir kategoriye giriyor, ne çok böyle bütçe ayrılması gereken bir şey oluyor, ne bütçe ayrılmaması gereken bir şey oluyor. Ama herkeste olan bazı şeyler var ya, işte onlardan biri de UGG. İşte UGG, Samba, işte Zadig'den o çantalar. Hani bunlar herkeste var, anladınız mı? Yani bir şey artık ifade etmiyor bu. Kim takıyor, kim takmıyor belli değil. Ama hani kötü değil bence. Rahat kombinlerle giyebileceğiniz bazı şeylere ihtiyacınız var. New Balance, Samba ve UGG bunlardan biri. Yani evden çıkacaksınız. Çok kasmak istemiyorsunuz. Rahat bir şey giymek istiyorsunuz. UGG yani ayağınızı da gayet sıcak tutuyor yani. Kimse bunun aksini iddia edemez. O yüzden bazı şeyleri kabullenelim arkadaşlar. Nefret duymayalım. Samba ve UGG'larda vardır yani. Çünkü UGG dediğiniz şey kışın ayağınızı bayağı sıcak tutuyor. Ne kadar basic bir görüntü verse de. Samba dediğiniz şey de yani tarz duran rahat bir ayakkabı. Avokado yazmış biri. Direkt kesip saf bir şekilde yiyenler nasıl yiyebiliyor? Bence bunu yapan kimse yok bir kere. O avokadoyu limon, tuz ve zeytinyağı ile karıştırmazsanız iğrenç bir şey arkadaşlar. Burada çok katılıyorum size ama bakın avokadoyu şöyle deneyin. Böyle kuru bir ekmek alın. Vasa gibi ekmekler oluyor ya. Onun üstüne krem peynir sürün. Philadelphia. Sonra avokadonuzu ya dilim dilim dilimleyin. Ya da böyle ezin. Zeytinyağı, tuz, limon koyun. Çok lezzetli oluyor.
Gerçekten egzotik bir tadı var. Ve çok lezzetli ve çok doyurucu bir öğün. Gerçekten avokadoyu kendinize alıştırmaya başlarsanız seveceksiniz. O yüzden böyle deneyin. Biri Longchamp yazmış. Ya 5 yıl önce bir Longchamp almıştım okula giderken kullanırım diye. O kadar işime yaradı ki yani seyahatlerime, bir yere giderken, bir şey taşırken, spor, hani bu kadar kullanışlı bir çanta görmedim ben hayatımda. Yani Vasfiye teyzede bile var. Cevriye teyzede, pardon. Ama çok kullanışlı arkadaşlar. Yani aslında bizim aldığımız çoğu şey, gördüğümüz çoğu şey, insanlar hani popüler kültürün kölesi olmak diyorlar ya, bunlar aslında yani çoğu pahalı markada böyle. Belki siz kendi isteğinizle almayacaksınız onu ama insanları o kadar görüyorsunuz ki beğenmeseniz bile beğenmeye başlıyorsunuz algınız yüzünden. Çünkü çok gördünüz onu. İnsanlar da kötü bir şeyi neden taksın diye bir algıya giriyorsunuz. Takip ettiğiniz influencer'ın da taktığı şeyler sizin tarzınıza belki hitap etmiyor ama o kadar görüyorsunuz ki. İnsanlar bunlara öyle bir masraf yapıyor ki diyorsunuz ki yani bunda bir şey var. Yoksa insanlar hani kafasında zoru mu var, niye alsın diyorsunuz. Böyle bir algı yaratıldığı için de çoğu şey aslında, çoğu marka, hani özellikle pahalı olanlar algı meselesine dönüşüyor bir yerden sonra bence. Adriana Lima, tamam güzel ama hiçbir şey dozunda bırakamıyoruz. Katılmıyorum. Adriana Lima çok güzel bir kadın arkadaşlar. Kadının estetiği yok. Artık şu yaşta botoks mu yaptırıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Ama bir insan doğduğu haliyle nasıl öyle olabilir diyorsunuz, anladınız mı? Hani dünyadaki en güzel 5 kadından biri kesinlikle. Ve yaşlanmasına rağmen kaç yaşına geldi? Hala çok güzel bir kadın. O yüzden abartılma. Bazı insanlar abartılmayı hak eder yani. Hani bazı şeyleri de bırakalım, abartalım yani. Arda Turan. Arda Turan'a Arda Turan olarak bakmayın arkadaşlar. O böyle Türkiye'nin bir meme karakteri gibi. Hani o adam bunun için yani, anladınız mı? Kanlı canlı bir şekilde bunun için yaratılmış gibi bir karakter. Yani o, hele özellikle çok güldüğüm bir videosu var. Böyle tribünde boşluğa bakıyor ya, dalıyor. Hani çok komik bence de. Onun üstüne yazılan şeyler de her zaman aşırı komik oluyor. Ya bir meme karakteri olarak bakın Arda Turan'ın futbol başarıları dışında. Hani öyle bir mesleği de var gibi düşünün. 90'lar. Yasmin biraz bence fazla nefret dolmuş her şeyi. Niye anlamadım. Hepsi de abartılması gereken şeyler bence. Biraz tam hani çok abartılmasın Arda Turan falan belki. Ama hani 90'lar yazmış. 90'lar artık TikTok soundlarının çoğu bile 90'larda dinlediğimiz şarkıların remixleri ya da onlar. Hani 90'lar en iyi dönem. Anne babanıza sorun, onlar da bunu söyler bence. Giyinme tarzı olarak, dinlenenler olarak. Biz bile şu an 2025 yılına gelmek üzereyiz. 90'lar tarzına geri dönüp onlardan giyinmeye başlıyoruz. İşte düşük bel pantolonlar, işte 2000'lerin başı tarzları. 90'lar, yani Sezen Aksu'nun o şarkıları falan. Hani buna abartılması gereken şeyler arkadaşlar. Bırakın da bir şeyler abartılsın yani. Çoğu Yeşilçam filmleri. Ben şeyi çok severdim. Benim çok sevdiğim bir Yeşilçam filmi vardı. Kezban Paris'te. Öyle bir şey galiba. Böyle farklı bir karaktere girip bir çocuğu işte kendine aşık etmeye çalışıyordu falan. Filiz Akın mıydı? Kim oynuyor hatırlamıyorum. Böyle bir film vardı ama onu çok net hatırlıyorum. Keyifli filmler bence ya. Aşk-ı Memnu. Katılmıyorum. Yasmin, senin çoğu yorumuna katılmıyorum. Özür dilerim. Belki çok gördüm, bunaldım bu şeylerden ama bence çoğu dozunda şeyler ve hak eden şeyler abartılmayı. Aşk-ı Memnu gelmiş geçmiş en iyi Türk dizisi. Kimse bunun aksini iddia edemez. Zerrin Tekindor, Beren Saat, Selçuk Yöntem falan. Yani Türkiye'deki sayılı iyi oyuncuların bulunduğu bir dizi. Bir. İki. Asla sıkmayan, olay akışını çok iyi anlatan, o müziklerini çok iyi yerde, böyle şey hani bombastik bir dizi. Hiç katılmıyorum. Ve Türkiye'deki sarışın kız manyaklığı yazmış. Yani az olan şeye talep de çok oluyor bazen. Türkiye'de çok fazla, yani biz sonuçta Norveçli değiliz. Hepimiz sarışın olmadığımız için insanlar sarışın kız görünce de böyle çok uçuk tepki verebiliyor. Özellikle erkekler, ama insanlar seviyor sarı saçı. Bilmiyorum, erkeklere sormak lazım bunu. Can Yaman. Arkadaşlar Can Yaman İtalya'da bayağı ünlü bu arada. İtalya'da yaşayan biri olarak söylüyorum. Bayağı orta yaş kadınlar Can Yaman'ı harbi çok iyi biliyor. Bir ara şey diye bir mevzu vardı ya, işte Can Yaman oyuncu tutmuş yalan falan filan. Yok, bayağı seviliyor adam burada. Leopard desenli olan şeyler yazmış biri. Popüler olup yaptığım şeyler 18 falan oldu herhalde. Bu da benim yaptığım şey. Ben beğendim arkadaşlar. Mesela yılan desenini hiç sevmem ama leopar desenini çok sevdim. İyi ki de geri geldi. Gayet ikonik bence. Normalde isimleri okumak istemiyorum ama biri Serenay Sarıkaya yazmış. Popüler olup abartılan sevmediğiniz şeyler. Ya tabii ki insan algısı ama bence kendisi çok başarılı bir kadın oyuncu. İzlediğiniz şeyin size nasıl hitap ettiği insandan insana değişiyor tabii ki. Ama ben gerçekten kendisini başarılı buluyorum. Oyunculuğu bende hiç sırıtmıyor yani. Bir şey yaptığında İşte oyuncu olduğunu hissetmiyorum. Gerçekten onun yaptığı bir yapımı izlerken o karaktere girdiğini hissediyorum yani. O yüzden
Ona katılmadığımı söylemek istiyorum. Yüzüklerin Efendisi yazmış biri. Ya zaten genç yaştaki çoğu kişi bu diziyi, bu filmleri sevmiyor nedense. Yüzüklerin Efendisi'dir, şudur budur. Ama Yüzüklerin Efendisi de bizim ailece çok sevdiğimiz film serisi. Bilmiyorum, benim annem böyle bilim kurgu yapımlarını çok seven bir insan olduğu için ben bunlarla yetiştim. Ve o yüzden bana hiç garip gelmiyorlar ya da böyle absürt ya da sevmediğim yapımlar gelmiyorlar. Goose yazmış biri. Popüler olup yaptığım şeyler 23. Golden Goose da çok rahat bir ayakkabı. Ve gözüme benim hitap ediyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Biri podcast dinlemek yazmış. Uykum geliyor ve asla odaklanamıyorum. Bunu yazan kişi de podcast hesabıma yazdığını bilmiyor bunu galiba. Podcast dediğiniz şey mesela bulaşık yıkıyorsunuz. Sabah dişinizi fırçalarken, hazırlanırken arkada bir ses istiyorsunuz. Mesela benim arkadaşım öyle. Bir şey yaparken her zaman kenarda bir şey açar. Arkada bir ses olması onun hoşuna gider. Ben de öyle. Mesela uyumadan önce hani uykum geliyor ve asla odaklanamıyorum diyorsunuz ya. Zaten amacı bu. Hani böyle rahatlayacağınız bir anda ya da uykunuzun gelmesini isteyeceğiniz bir anda dinlemek isteyeceğiniz bir şey. Podcaster olarak, podcast yapan biri olarak benim amacım da bu. İnsanların araba kullanırken, uyumak isterken ya da hani böyle dikkati dağınıkken izlemesine gerek kalmadan arkada çalacak ve onları rahatlatacak ya da böyle bir sohbet havası verecek, arkada çalan ve sizi rahatlatan bir şey olarak görmelisiniz bunu. Ya da bir konuda fikir merak ediyorsunuz, dinleyeyim diyeceğiniz bir şey. Biri Kardashianlar yazmış. Evet ya, ay bunu ben de çok katılıyorum mesela. Çok abartılıyorlar ya. Mesela hiçbiri ne inanılmaz güzel insanlar doğdukları halleriyle. Hani bir Adrian Edma değiller mesela onlardan hiçbiri. Tamam Kylie Jenner, Kendall falan asla çirkin insanlar diyemeyiz şu an ama onlara yapılan işlemler bu videoyu izleyen hepimize yapılsa acaba biz ne hallere geleceğiz? Hani düşünürsek. Özellikle Kendall'ın fiziği de çok abartılıyor bence. Şimdi çok güzel bir fiziği var. Kıskançlık falan yazacak insanlar bunu biliyorum. Ama demek istediğim şu. Mesela Keeping Up With The Kardashians'ı izlerseniz böyle ilk sezonlarını falan. Kendall her zaman zayıf bir kız. Yani uzun boylu ve zayıf bir kız. Kızın yapısı öyle ama şu an işte göğsüne bir takım işlemler yaptırdı. İşte poposuna falan bir takım işlemler yaptırdığı söyleniyor. Bilmiyorum da. Bence de yani. Eski fotoğraflarına bakınca fark ediyorsunuz. Hani fiziğini çok daha güzel bir hale getirdi. Ama hani bana göre böyle çok karın kası olan işte inanılmaz bir fiziği yok bence. Bence yok yani. Benim için inanılmaz bir fizik spor yapılmış ve o hale gelmiş bir fiziktir. Mesela Victoria's Secret'te Candice'ın fiziği çok konuşuldu ya. Mesela gerçekten abartılmaya değer bir fizik. Hani kadının bacak kasları, karın kasları hani bir orada bir emek var o vücuda, anladınız mı? Ben dünyanın en iyi fiziği demezdim yani herhalde. Baya bir influencer ismi yazılmış. Çok fazla influencer ismi görüyorum. Influencerlar eskiden çok daha fazla seviliyordu. Niye böyle oldu son 3 yıldır sizce? Bu arada yorumlara biraz daha yazar mısınız? Ben çok keyif aldım bu videodan ve bunları okumaktan nedense. Böyle yorumlara yazarsanız siz neyden bunaldınız? Popüler olan, sevmeyen şeylere okumak istiyorum. Hoşuma gidiyor benim de. Böyle bir şey TikTok izliyormuşum gibi bir hissiyat veriyor yorum okumak bana. Sürekli depresyonda olan insanlar yazmış biri. Bu bence popüler olan bir şey değil. İnsanın keyfine göre içinden çıkıp içine girebileceği bir durum da değil. Bu yorumu atan kişi her kimse. O yüzden hiç katılmıyorum. Yani çağımızın bu biraz hastalığı oldu. İnsanların depresyona girmesi. Çünkü çok fazla telefonlarla ve sosyal medyayla bağlı olduğumuz için insanlar kendi hayatından kopup başka insanların hayatına çok seyirci olmaya başladı. Bu da psikolojik olarak zaten bunu psikologlar daha iyi bilir. Böyle zincirleme bir depresyon yarattı insanlarda. Bir kötü hissetme, bunalım hali yarattı. Ama onun dışında sürekli depresyonda olmak popüler olan bir şey olduğundan değil bence. Hani dediğim gibi etkileyen bir sürü faktör vardır belki ama bu bence kimsenin keyif alacağı bir durum değil. İçine isteyerek girebileceği bir durum da değil yani. Sizinle de arayı açmak istemedim. O yüzden bu videoyu çekmek istedim ve benim için çok keyifli bir videoydu. Hoşuma gitti böyle yazılan şeyleri okumak. Bu videonun altına da yazın lütfen. Gerçekten okumak istiyorum ve belki ikinci partını çekeriz. Çünkü daha bunlar böyle çok genel şeyler yazılmış. Herkes yani 1500 tane yorum gelmiş videonun altına ama çoğu aynı şeylerde. Dediğim gibi gidip siz de okuyabilirsiniz yorumları TikTok hesabımdan. Ama düşüncelerim bu yöndeydi. Popüler olan bazı şeyler benim hoşuma gitti. Bazıları gerçekten bana göre de saçma geldi. Ama genel olarak çoğu şey algıyla alakalı bence. Yani çoğu şey sosyal medyadan görüp beynimizde böyle aa gerçekten acaba bu güzel mi? Gerçekten abartıldığına değiyor mu diye böyle bir kendimize soru sora sora beğendiğimiz şeyler haline dönüştü zamanla bence. Ben de sambaları böyle çok eskiden Bella Hadid'de görünce ya bu kadın da ne kadar paçoz giyiniyor diyordum içimden. Şimdi 4 tane falan samba almıştım kendime. Hani anladınız mı? Böyle göre 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 alışıyorsunuz ve sevmeye başlıyorsunuz bir yerden sonra. Böyle bir hale geliyor. Bu konuda düşüncelerim böyleydi arkadaşlar.
Bir sonraki videolarımda ve podcast kanalımda görüşmek üzere. Sara ile aramızda Instagram, TikTok'tan takip edebilirsiniz. Arada böyle şeyler soruyorum. Spotify'dan da Sara ile aramızda servisini takip edebilirsiniz. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Yakında İstanbul'a dönüyorum. O yüzden biraz daha farklı videolarda görüşmek üzere.